Zenciler var. Bu ders kimin için? Zencilerim için. Bütün zenciler bu dersi izlesin, okey? Koş! Anladın mı? Zıpla demek istiyorsun mesela. Jump! Zıpla lan! Anladın mı? Jump! Jump! Direkt olduğu gibi söylüyorsun bak. Sen de ben ona ders alacağım ya. Yine geldi. Alo. 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 Yine geldi. Hayda. Hocam bu nedir? Hocam, Erman hocam. Bu nedir ya? Biz böyle bir şey görmedik. Ben de alışamadım işin açıkçası. Bu ne abi ya? Bu ne ya? Şunu bana birisi anlatsın ya. Stick your hand in a beehive. Dedim ki buraya kadar. Eğer sen elini bir arı kovanına sokarsan onlar, virgülden sonra devam ediyorum, they bite and sting you. Ne dedim? Onlar seni sokar ve ham yapar, ısırır, ananı... Yabancı hoca fantezisinden artık kurtulun. Ne diyor? Kaç kurdan sonra konuşabilirim? Kur. Kur nedir? Dolar kuru, euro kuru. Kur nedir? Emin, kur ne? Kur kurdur. Sen ticaretin köpeği olmuşsun. Kur dediğin şey senin ticarettir. Adam sana diyecek ki ya bak ben seni 4 kurdan sonra konuştururum. Kur ne? Kur işte. İyi de kur ne? Kur. Kimse bunun anlamını bilmiyor. Kurun anlamını bilen yok. Kur işte yani. A1, A2, B1, B2, C1, C2. Ne zaman konuşacağız? C2'den sonra konuşacağız. O zaman 6 kur alayım ben. 5000 lirayı basayım 6 kur alayım değil mi? Şimdi normal şartlarda C2 seviyesini düşündüğün zaman bu Avrupa portfolyosuna göre hani C2'den sonra artık sen şeysin yani, zencisin böyle. Zencisin yani. What the fuck is that, man? I stole it from my girlfriend's grandfather. Girlfriend's grandfather, yes, you stole it. Yeah. For what? Just liked it, mate. Just liked it. You disagree? Yeah. Do you carry a knife? No, I don't. Really? No. In case of an attack, what do you do? I don't know, dude. I had never got attacked before. Really? So, I'm serious. I don't know. Okay, I'll attack you after the video. No! Değil mi? Should nedir? Yani bence böyle olmalı. Ama bana ne? Ama bana ne? Bana ne? Bana ne? Is'i ben başa aldım. Is he olarak kaldı burası. Hemen bakıyorum ardında kalan e... Barber. Şimdi bakın tekrar okuyalım. He is a barber. O bir berber. Hadi canım sen de. Is he a barber? Berber mi lan o? Demiş olduk bakın burada. Do you want ice? Sen ne diyeceksin? No. No 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 no. I want iced almond. Biliyor musunuz onu? Hayır ben istemem. Ben buzlu badem isterim diyeceksin. Tamam mı? Seversin. Sever mi? Sever. Eskiden de I love you değil, I loved you. Bakın oradaki tek bir ses var ya, I loved you. You. Gibi böyle. O ne yapıyor işi? Geçmişe atıyor. Arıysan falan böyle Rus aksanı yapacaksın, hani Türk olduğunu belli etmeyeceksin. I made a cake for you, but just for you. I want you to eat it now. I want to see you eat that cake. Okay? Ya da böyle Hintli aksan da yapabilirsin. Biliyor musun Hintli aksan? Bak şimdi. A lot of people here talk like this in India, but I don't know about Indian culture because I was born in America. Hiç duydunuz mu öyle aksan? Rus'u anlamış mıydınız az önce? Where are you coming from? Ha? Ve Rus çeteleri falan. Çok film izliyorsunuz ama o kadar izlemeyin. Okay. If you have the balls, try watching this video without the subtitles. Götün varsa dedim. Videoyu dedim 6 yıl siz izlemeye çalıştım. Fuck off. Or fuck off. One does not simply win against life. It takes muchos cojones. Do you know what muchos cojones means? No. It means billur billur. She didn't get it. Vallahi bu kız bunu anlamadı. Değil mi? Baksana ya. Biz kurbağa bacağı söyledik. Gergedan şeysi geldi. She didn't get it. Anlamamış abi bizi. Gergedan şeysini yanlış yerlere çekmeyin. Abidik subidik şeyler yapmayın. Öğretmenlerimiz şöyle anlatıyor. Tek eceliyse erem, çok eceliyse mor. İngilizce her... Hepsi bana karşı bakın ne kadar değil. Yavrum İngilizce'de hece diye bir şey yok. Her videoda aynı şey. Şu kalemi sağlam bir kalem zannet... Kullanıyorum.
Adam olmak fiilini, metmatlı ifadesini anlatırken buraya başlık kısmına to be or not to be yazanlar var. Ya ne o ne yapıyorsun sen? Ne bileyim yani ne diyeceksin, ne diyeceğine deyip demeyeceğine hiçbir şey ne değer ne kimse dinler, ne bir şey anlatabilirsin ne dinleyen ne olur. Kardeşim bırakın bu işleri. Yazmış adam uyurken İngilizce öğren. Ya ne kadar beleşçi bir milletiz. Uyurken İngilizce öğreneceksin ha. 1.1 milyon izlenmiş. Uyurken adam şimdi neyi düşünüyor? Hayır telefonu alıp ulan alayım şunu bir şarj edeyim ben gece %100 doldurayım. Kulaklığı takayım şöyle ooo. Allah sabah bir kalkacağım. Hey Mark what's öyle konuşacağım falan zannediyor herhalde. Ya öyle bir şey yok ya onları bir geçin. Uyurken hipnoz yöntemi bilmem Rain Man taktiği falan. Oradan bir şeyler çıkıyormuş. Uzay boşluk falan evrense. Ya bırakın abicim bu işleri bu kadar ya. Bu iş bu kadar ya. Neymiş 10 dil öğrenmenin sırrını açıklıyoruz. Böyle kapı anahtar falan var. Aa lan diyorsun. Vay anasını satayım ya herif 10 tane dil öğretecek bana sırrını açıklıyor falan. Ya arkadaşlar kimse bedavaya sırrını açıklamaz. Eckhart. Ne yaptık? Cümlemizin başına although getirdik sadece. I am rich, ben zenginim. Although I'm rich, zengin olsam da I cannot buy a car because of the fucking taxes. Değil mi? Lanet vergiler yüzünden bir araba alamıyorum. Değil mi? Çünkü araba çok lüks bir şey. Çünkü arabayı insanlar değil, übermenşler, über insanlar kullanabilir sadece. Bizim asgari ücreti çalışanımız araba kullanamaz. Çünkü MTV'si var, ÖTV'si var, KDV'si var, DV'si var, devesi var, nalı var, ayvası var, narı var. Değil mi? Kol gibi narı var. İşte dı kullanma sebebim bu. O arabayı alacağım. O arabayı almak istiyorum. Ve adam direkt beni o arabaya götürecek artık. Çünkü e-car demedim. I want to buy e-car deseydim. Okay falan ne arıyordunuz? Nasıl renk olsun? Modeli kaç olsun? Ne olsun? Markası ne olsun diyecekti. Ama ben I want to buy the car dediğim için beni direkt o arabanın yanına götürdü. Çaktım sözleşmeye imzamı. Verdim ÖTV'yi, MTV'yi, KDV'yi, veresini, her şeyini verdim. Öyle bir zenginim ya. Trilyonerim yani. Aldım arabayı. Mevzu bu kadar. Bak, take a class bir derse girmek. Take a lesson bir dersi almak. Mesela yok oğlum ya gelecek semester'da I will not take the lesson ya da this lesson. Ben bu dersi almayacağım bir daha ya. I will not take this lesson ya bu hoca. Allah belasını versin bunun ya. Yani üniversitelerde öyle hocalar var ki böyle kabızlar. Bölüm başkanı böyle sığır. Buradan beni izliyorsan tüh Allah senin belanı versin. Açıyor böyle PDF okutuyor. Şey makine almış bir tane lazerli falan gösteriyor böyle. Evet işte şunu okuyor çeviriyor bir şeyler ya. Sığır öyle eğitim mi olur? PDF'den böyle. PDF okumak öğretmenlik değildir. Kullanamadıktan sonra abi ben prepositionları biliyorum. In, on, under, between, behind, hadi konuş lan. Olmadı abi. Yaptıktan sonra bir manası yok değil mi? Preposition falan hikaye bunlar. Zarf, sıfat, zamir geç bunları. Konuşamadıktan sonra hiçbirinin önemi yok. Bu kadar. Bak şimdi. Okay, I will fix it. Dur tamam hadi ben yaparım dur. Bakın bizim Türkçedeki ecek acağı tam tekabül etmiyor buradaki kullanımı. I will fix it. Ya dur ben tamir ederim ya. Allah seni kahretmesin ya. Arkadaşınız geldi musluğu böyle tamir edeceğim diye anasını ağlattı. Musluğu kırdı, biçti her yer. Su oldu, sel aldı götürdü evi ya. Sen de diyorsun ki Allah senin belanı vermesin. Okay tamam. Çık. I will fix it. Ben yaparım. Çekil. Allah seni kahretmesin ya. Bunu nasıl tamir edeceğimi öğreneceğim. I will learn. Ben bunu yapacağım. Bunu öğreneceğim ya. Yeter ya. Bu bilgisayar 10. kez bozuluyor artık. Allah kahretmesin sizi ya. Ben artık I will learn how to fix this. Bunu tamir etmeyi öğreneceğim. Misin? Uzun bir yolculuğa çıkacaksınız. Arkadaşınıza dediniz ki oğlum bak çantayı güzel hazırla adamı hasta etme bak. Tamam mı? Ondan sonra baktığınız gece hazırlık yapıyor falan. Her şeyi koyuyor. Deodorant falan bir şeyler koymuş ulan. Manyak safariye çıkıyoruz. Bir, can you take a map? Bir harita alabilir misin acaba? Safariye çıkacağız burada gebermeyelim yani. Aslanlar yemesin bizi. Değil mi? Can you take a map? Bir harita alabilir misin lütfen? Allah rızası için. Hayır bırakın beni çok hırslandım. I need everything. Her şeye ihtiyacım var. Allah'ım verin bana soruları. Üzerime çoktan seçmeli soru yağdırın beni. Gömün çoktan seçmeli. Close testlerin içine gömün beni. Diyor I need everything. Her şeye ihtiyacım var. Okay? Anyone can do this. Lan bunu herkes yapar. Herhangi bir kimseyi getir buradan yapar. Anyone can do this. Arkadaşınız geliyor mesela top sektiriyor 100'e kadar falan diyor. Bir tane vuruyorum böyle ensesine şlap diye. Sen deli misin sen ya?
Anyone can do this. Bunu herkes yapabilir. Anybody can do this. Bunu herhangi bir kimse yapar. Sokaktan tut şu hıyarı getir koy bunu yapar yani. Bunu mu bana gösteriyorsun diyorsun. Öğrendim konuşamıyorum. Ya güzel kardeşim bak şimdi bak. Ben bir magician değilim. Sihirbaz değilim. Sorcerer değilim ben. Buradan böyle hokus pokus yapacağım. Asayla vuracağım telefonun kamerasını oradan... Gidecek sana sen öyle... Yok değil mi? Var mı? Yok şimdi bir tane iPhone YouTuber geldi. Gerizekalı bu da İngilizce öğretmeni. Benim videolarımın altına sürekli şey atıyor. Spam atıyor böyle. İşte İngilizce öğrenmek istiyorsanız falan bırakın. Affeder yavşak falan yazmış bana. Ondan sonra bir de kendi videosunun linkini koymuş falan mı? Girdim izledim. IUV'de he she. It dedi. It de patlağı verdi. It de bombayı koydu. It de çocuğu koydu ortaya. Diyor yazmış böyle hani it de. I ben işte you sen we this they onlar. He she it'e o yazmış. He'nin yanına erkek. She'nin yanına kadın. It'in yanında da cansız virgül hayvan yazmış. Değil mi? Cansız. Furkan it nerede kullanılır? Türkçede mi İngilizce'de mi hocam? Türkçe. İkisini de söyle bakalım hani bir feyizlenelim yani. Türkçede gereksiz insanların başına koyulur. Genelde o spam atan gibi değil mi? Aynen evet. Spam atan gibi. İt. İngilizce'de herhalde cansızdır. Umarım. Cansız ve hayvanlar değil mi? Furkan'ın da benim videolarımı izlemedi bu arada. Furkan şimdi ben sana bir soru soracağım. Buyurun. Şu anda kapı çalıyor olsa benim kapımın deliği... Şey bozuk böyle buğulanmış tamam mı? Arkasını da bakamıyoruz. Ben diyeceğim ki kim o? Yani bu cümlede bir kim var bir de o var. Değil mi? Ben bu cümledeki o ifadesini İngilizce'de o anlamına gelen he, she, it'ten hangisiyle karşılayabilirim? It'te. Şimdi he diyemiyoruz değil mi? Belirsiz he de demiyoruz, bilmiyoruz. Sen dedin ki cansızla hayvan da kullanılıyor. Kapıyı bir cansız bir şey çalmıyor ki. Ya da bir hayvan yok ki kapıda değil mi? Şimdi ablamız ne yazmış o it olan, Türkçedeki it olan. Cansız ve hayvan yani. Buradan zaten sen bombayı vermişsin benim elime. Daha benim oraya niye spam atıyorsun ya? Neyse ben ne anlatıyordum? Ben dit'teydim değil mi? Dit dedim geçmişte yaptığımız haberin olsun. Kimle konuşacağını bilmelisin. Tamam mı? Mesela çocuğunuz mülakata gidecek. Anladın mı? Yeni mezun olmuş üniversiteden. Ya baba ben gittim ve kimle konuşacağım ya diyor. Sen de diyorsun ki oğlum işte lan gerizekalı. Gel buraya gel. Buraya gel diyorsun. You should know who to talk. Kimle konuşacağını bilmen lazım. Oğlum senin gitmeden bir ara sor. Değil mi? İşte bakın bu işi o kadar abartıyoruz ki tek bilmemiz gereken şey şurada bulunan 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane yardımcıyı birbirinden ayırt edebilecek kadar bunları öğrenmek iken biz ne yapıyoruz? Hocam uzun cümle nasıl kurulur? Şimdi bakın adam şunu istiyor. Direktman koşacak. Direktman koşacak. Direkt onu istiyor. Direkt hoy koştum tamam. Yes. Yes. I made it. Başardım. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bir işi sıfırdan başlarken bir işe diyelim sıfırdan başlarken eğer ki bu işin direkt 5. seviyesinden başlarsanız patlarsınız. Mesela spora başlayacağım. Kas kütlelerin zaten hamlaşmış artık bayağıdır spor yapmıyorsun. Gidip direkt 20 kiloluk dumbbellları indirip kaldırırsan ne olur? Sabah kalktığında böyle buralarında güzel bir ağrı iki tarafta da bacaklarına 50 kilo girmen gerekirken 100 kilo girersen ne olur? Merdivenden böyle çıkarsın, öyle inersin. Öyle değil mi? Bir işi başarmak için önce en dipten başlayacağız. En dipten. Biz insan evladı, biz yürümeyi nasıl öğreniyoruz? Emekleyerek, sürünerek değil mi? Siz hiç bir çocuk gördünüz mü? Selamun aleyküm annesinden çıktı, yürüyor. Var mı böyle bir şey ya? Yok. Bu çocuk yatacak, uyuyacak, büyüyecek, sürünecek, emekleyecek, düşe kalka yürüyecek. Yürüdükten sonra koşacak. Hiç yürümeden koşan bir çocuk gördünüz mü? Olamaz. Mümkünatı yok zaten. Ne diyorum? Şu sistem en basit şekilde sana İngilizce konuşturur. Konuşturur. Bu sistem seni en basit şekilde bu dile sokar. Maruz bırak kendini diyorum. Adam bana diyor ki uzun cümle nasıl kurabilirim? Lan kısayı kurdun mu acaba? Kısa cümleyi kurdun mu sen? Gittin uzunla bakıyorsun. Bir kısa cümleyi kur. Uzun cümleleri de kısa cümleler halinde kuracağız zaten. Uzun cümle dediğimiz işte I saw Ayşe yesterday while she was doing something falan. Ne var ne gerek var böyle konuşmana? Şöyle konuş. I did see Ayşe and she was sleeping. Bu kadar. Neden bu büyük mükemmeliyetçilik? Neden bu merak? Uzun uzun konuşayım, zenci gibi şakayım, onu yapayım. Gerek yok. Önce biraz emekleyeceğiz. Bak cümleler IUV'de he she it'le başlıyor diyoruz.
ardından kesinlikle hiç istisnasız bir tane yardımcı kullan diyorum. Yardımcıları zaten yani milyar kez anlattım artık. Bunları çöz. Yardımcıları çözdün. Ardından bir mekmaklı ifade yahut bir isim ki olmak anlamında be'yi kullanıyorsan isim kullanırsın. Diğer bütün yardımcılarda mekmak kullanıyorsun. Gitmek, gelmek, koşmak, etmek. Bak şimdi ben tahtaya yazmadan cümleler kuracağım sana. Örnek. You did see. You did see. Sen gördün. Yalancı. Ya da you did not see. Sen görmedin. Hayır. Yok öyle bir şey. Ya da did you see? Gördün mü lan sen? Ha? Söyle bakayım. Değil mi? Bak çok basitten alıyorum. We are talking. We are talking. Okay? Ne yapıyorsunuz lan orada siz ha? Şşş. Ne oluyor? Why? Ne be? We are talking. We are talking. Fuck off. It's none of your business. Sana ne be? We are talking. Değil mi? Mesela he, she'yi gösterip he diyoruz. He was sick. O hastaydı. Neden be kullandın? E çünkü hasta olmak, hasta bir mekmaklı ifade mi? Hayır. Değil mi? He was sick. Niye emiz ar kullanmadım da was were kullandım? E kardeşim geçmişte hastaydı bu adam. Niye gelmedi lan Ahmet halı sahaya? Ya sorma birader. He was sick. Hastaymış. Bu kadar. Sen bunları konuştun. E hadi bunları bir de birleştir. Ahmet diye başladım. He diye. Ahmet did not come to the match. Ahmet maça gelmedi. Because he was sick. Çünkü hastaydı. So he did go to the hospital. Bu yüzden de hastaneye gitti. And his wife ya da Ayşe, onun eşi. Ayşe was there too. Ayşe de oradaydı. Because she did worry, endişelenmek. She did worry about Ahmet. Bak. Yemin ediyorum sana şu sistemi kullanarak destan yazarım. Ergenekon destanını baştan yazarım. Bak ne kadar destan varsa yaratılış destanını şununla yazarım. Şunun bir kere bile dışına çıkmadan yaratılış destanını, Genesis'i baştan aşağı yazarım. Ama sen ne istiyorsun? Yürümeden koşmak istiyorsun. Sen kanatsızken uçmak istiyorsun. Bunlar senin kanatların. Bakın bu bir motivasyon dersi olsun sizlere. Çünkü attığınız yorumlarda hep şunu görüyorum. Üf be Allah olmuyor ya uzun cümle kur. Şunu yapamıyorum, bunu yapamıyorum. Yeter. Don't be a fucking loser. Man up and see what you can do. Okay? Man up. Don't be a loser. Only losers find excuses. Okay? Finding an excuse is really simple. It's really easy. But finding a way leads you to success. Okay? Bak şu anda konuştuğum bu sistemle konuşulmadı. Ama ben bu sistemle başladım konuşmaya. Ve devamında böyle oldu. That's what happened. Okay? This is what made me speak like that. Okay? That's so simple. Man up. Don't be a loser. Bakın çok sevdiğim bir söz. Diyor ki, excuses are for losers. Bahaneler kaybedenler içindir. The winners, kazananlar, always find a way. Not an excuse. Kazananlar her zaman bir yol bulur. Bir bahane değil. Kazanmak istiyorsan, şunu öğrenmek istiyorsan, let's find a way. Hadi bir yol bulalım. But don't find an excuse. Because it's really simple. Ama bir bahane bulma. O çok basit. Okay? It is simple. It is easy. Okay? It is easy to give up. Vazgeçmek. Çok kolay. It's really easy. It's hard to move on. Devam etmek zor. But when you move on, ama devam ettiğinde you win. Okay? But when you stop, you lose. This is a race. Bu bir yarış. Okay? I'm racing with you. Seninle yarışıyorum. You're racing with me. Benimle yarışıyorsun. Okay? There is a cake. Bir pasta var. And we need to have our slice. Hepimiz kendi dilimimizi almalıyız. If you want to take your slice or if you want to keep taking your slice, eğer o dilimini almaya devam etmek istiyorsan you have to. You have to work. You cannot stop. Duramazsın. You cannot stop. Duramazsın. Okay? Don't be a loser. Kaybeden olma. It doesn't matter how old you are, what kind of a depression you have, kaç yaşında olduğun, nasıl bir depresyonda olduğun. Doesn't matter. Fark etmez. What matters is that whether you can move on or not. Önemli olan şey yola devam edebiliyor musun? Edemiyorum. That's it. Videoları beğenip abone olmayı unutmayın. İnşallah bu çılgın, sömürücü, ne bileyim böyle işçiyi böyle elinde alıp suyunu sıkan dil kurslarının kökünü tazıyacağız hep beraber arkadaşlar. Çok güzel bir kitle oluyoruz. Yorumlar harika. E tabi sevenimiz var, sevmeyenimiz var. Problem değil. Ben bu işi hobi olarak ve
bir amaç uğruna yapıyorum. Amacımız zaten beni sürekli takip eden, benim o kemik kitlem biliyor. Ben bu işe niye girdim? Ben bu işe bu dil kurslarının, bu sömürücü paydaplarını yıkmak için girdim. Ve bu hususta da gerçekten şu ana kadar iyi bir iş başarabildiğime inanıyorum. Tabii sizlerin de katkısıyla. Bana katkı sağlamaya devam edin. Beni daha fazla insana ulaştırın. Ben burada... Benim burada bulunma amacım insanları bu hususta, İngilizce konusunda, benim kendimi profesyonel hissettiğim işim olan konuda insanları uyandırmak. Garibanın parası, parayı geçtim, para kazanılır, herkes kazanır. Garibanın zamanı çarçur olmasın. Dil kurslarındaki bu sömürücüler artık bitsin. Gitsinler helal iş yapsınlar. Gitsinler kendilerine helal bir iş bulsunlar arkadaşlar. Dil kurslarına buradan selam yolluyorum hepsine. Hepsi de dava açsın bana. Çılgınlar gibi mücadeleye hazırım. Hepsi savaş açsınlar bana. Hepsiyle mücadeleye hazırım. Allah'ın izniyle zaten bu platformda ulaşabildiğim kadar insana ulaşıyorum. Daha fazlası da olacak. Buna inanıyorum. Çok güzel bir kemik kitlemiz var. Bize inanan, bizim amacımıza, misyonumuza, vizyonumuza hakim olan insanlar bunlar. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Sevmeyen dil kurslara da teşekkür ediyorum. Sizler olmasaydınız böyle bir davada bu kadar büyüyüp kendimi bu kadar özgüvenli hissedemeyecektim belki de. Ama emin olun bu paydaşlığınızı yıkacağım. Bu garibanlar bu dili bu videolarla, başka YouTube'daki videolarla, başka öğretmenlerle, helal iş yapan adamlarla öğrenecekler. Ve size paralarını, zamanlarını, kendilerini kaptırmayacaklar. Unutmayın, elinizi verirseniz kolunuzu hamletmeyin.